Evet sevgili gençler geldik 37. sayfaya. 37. sayfada hayali bir şehir kurmanızı istiyor arkadaşlar ve bu kurduğunuz hayali şehri arkadaşına anlatmanı istiyor. Evet arkadaşlarına anlat diyor. Hayali şehri nasıl kuracağız? Ben şurada tabii ki kurdum sizler için. Evinizin şurası olduğunu düşünün arkadaşlar. Şurası evimiz. Evimizden çıkıyoruz hemen. Okul yolu gördüğünüz gibi okul yolumuz bir nehir var. Büyük bir park yaptık buraya da. Burada da gördüğünüz gibi okulumuz var. Okul yolu geçtikten okul hemen eve yakınmış. Bu güzelmiş arkadaşlar. Burada kütüphanemiz var. Geliyoruz burada yine bir çocuk parkımız var. Burada alışveriş merkezi var arkadaşlar. Burada tiyatromuz var, postanemiz var. Gördüğünüz gibi caddeler, güzel caddeler yaptık. Çok planlı, evet şehir planlamasına uygun bir yerimiz var. Şurada da demir yolu var arkadaşlar. Demir yolu geçiyor. Trenin, tramvayın geçtiği bir yer. Siz de o boş alana, kitabımızın boş alana şunun aynısını çizebilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım siz durdurup çiziverin. Ben geçiyorum sayfamızın yazılı kısmına. Evet, onu yaptıktan sonra öğrendiğiniz İngilizceyi buraya yansıtın diyor arkadaşlar. Ne öğrendiniz diyor. Her zaman bazen işte ara sıra ne bileyim konumlar hakkında yani bir yerin konumu hakkında bilgi verebilirim, konuşabilirim mi? Evet, her zaman always diyor. Yol tarifi, birinden yol tarifi alabilirim diyor. Alabilir misiniz? Evet. Basit şeyler şekilde yol tarifi başkasına yol tarifi verebilirim. Evet, her zaman. Basit bir şekilde yol tarifi verebilirim demiş. Ay yanlış olmuş bu arkadaşlar. Tabii ki onu da yapabiliriz. Basit yönleri biliyor musunuz? Evet biliyoruz. Önemli yerler hakkında bilgi sahibi olabilir miyim? Mesela tarihi, turistik yerler hakkında bilgi sahibi olabilir miyim? Evet mesela yapmıştık bir önceki sayfada. Tarihi, turistik yerleri hakkında yer sahibi olmuştuk değil mi? Burada tabii ki her zaman yapamıyorsanız bazen ara sıra da işaretleyebilirsiniz. Ben hepsini always olarak işaretledim. Siz de tabii ki muhtemelen hep always'dir sizinki de değil mi arkadaşlar? Hepsini yapabiliyorsunuz. Evet 37. sayfamızı da bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Siz durdurup yazın lütfen. Türkçesinde yazabilirsiniz. Ben 38'e gidiyorum. 38'de buluşalım mı? Buluşalım. Hadi bak. Evet geldik 38. sayfaya. Yer adlarını resimler ile eşleştiriniz diyor arkadaşlar. İşte süpermarket, kitapçı, tren istasyonu, müze yani cami, eczane, polis istasyonu bunları resimlerle eşleştirmemiz isteniyor. Kitapçı arkadaş, box shop işte B ile eşleştirmişiz. Süpermarket A. Nerede bakalım süpermarket? A işte A ile eşleştirmişiz. Ayakkabı dükkanı, ayakkabı mağazası J nerede? Şurada gördüğünüz gibi. Oyuncakçı, nerede oyuncakçı? H. Şurası gördüğünüz gibi. Hastane, hospital, G gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Polis istasyonu, F. Polis istasyonu ve göre ha şuradaymış polis istasyonu. Gördüğünüz gibi eczane işte müze ya da cami müze diyorum hep maskeyi görünce hep müze diyorum cami arkadaşlar. Süpermarketi de A dedik. Bu şekilde eşleştirmeniz çok basit zaten. Resimlere baktığınız zaman bu kelimeleri de içinde bilmediğiniz herhalde yoktur arkadaşlar. Hepsi rahatlıkla tanıyabildiğiniz, bilebildiğiniz kelimeler. Evet, yer adlarını resimlerle eşleştiriniz. Şöyle yavaşça aşağı doğru gideyim. Siz de durdurun ve yapın arkadaşlar şu şekilde. En son polis istasyonu ve hastane. Evet sevgili gençler 38'i de bitirdik. Çok hızlı zaten. 39'a hemen geçiyorum. Siz de geliverin peşime.